Milli Eğitim Bakanı Doktor İsmet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 90'lı yıllardan bugüne çok büyük bir mesafe kat ettiğini belirterek, Türkiye'de bugün yaşanan birçok rahatsızlığın sebebi faiz giderini azaltarak millete hizmet olarak döndürülmesidir dedi. Milli Eğitim Bakanı Doktor İsmet Yılmaz, Adnan Menderes Üniversitesi'nin 25. akademik yılı açılışına katıldı. Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılışa Vali Ömer Faruk Koçak, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adi Rektörü Profesör Doktor Cavit Bircan, akademik ve idari kadro ile öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Adü 25. yıl tanıtım filmi ve müzik dinletisiyle başlayan törende konuşan rektör Profesör Doktor Cavit Bircan, Bakan Yılmaz'ın özel kalemini yaptığı bir yanlışlık nedeniyle Adü'nün akademik yılı açılışına katılmasına özel kaleminizi çok seviyoruz sözleriyle teşekkür etti. Adü'nün farklı bir üniversite olmayı hedeflediğini belirten Bircan, bugün bilimsel aktivitelerimizi rutinden çıkarıp artık dünyanın egemen olduğu bu değiştiği dönemde paradigmalar ve yönetim tarzlarının değiştiği, insanlara bakış açılarının değiştiği dönemde biz de üniversite olarak buna önce olmak istiyoruz. Burada çok büyük bir tıkanıklık nedir diye sorarsanız bence mevzuatlardır. Her yerde söylediğim gibi Türkiye bir mevzuat cehennemidir. Bu mevzuat cehenneminden kurtulmanın tek yolu da sistem değişikliğidir. Sistem değişikliği bizi rahatlatacak, önümüzü açacak, işlerimizi kolaylaştıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiği zaman bana, "Hocam, bu üniversiteyi Adnan Menderes'e yakışır bir hale getir," dedi. Biz de o gündür bugündür görevde bulunduğumuz 2 sene boyunca FETÖ'sü 1128 akademisyeni gibi karşılaştığımız tüm olumsuzluklara rağmen kendi üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz dedi. Bu arada özel kaleminizi çok seviyoruz. İyi ki bu hatayı yapmış. Bütün bilimsel aktivitelerimizi rutinden çıkartın. Artık dünyanın egemen olduğu bu değiştiği dönemde, paradigmaların değiştiği, yönetim tarzlarının değiştiği, insanlara bakış açılarının değiştiği dönemde biz de üniversite olarak buna önce olmak zorundayız. Buradaki en büyük tıkanıklık nedir diye sorarsanız bence mevzuatlardır. Bunu her yerde söylüyorum. Türkiye bir mevzuat cehennemidir. Bu mevzuat cehenneminden kurtulmanın tek yolu da bence sistem değişikliğidir. Baştan sona bunu savunuyoruz. Her yerde söylüyoruz. Sistem değişikliği bizi rahatlatacak, önümüzü açacak, işlerimizi kolaylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiği zaman konuşmamızda şöyle demişti bana. Adnan Menderes Üniversitesi'nin ismine yakışır, yani rahmetli Adnan Menderes'in ismine yakışır bir üniversite haline getir hocam burayı diye. Biz de o gün bugündür, 2 senedir, yaklaşık 2 sene oldu. Rektör olduğumuzdan beri başımızdan bela da eksik olmadı ama yapacak bir şey yok. FETÖ'sü, 1128 akademisyeni, olsun olsun hiç bitmedi. Ama biz her ne olursa olsun bu tür çabalar dışında, yani bu tür eylemleri engellemek, bunları üstüne gitmek dışında kendi işlerimizde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Adü'nün Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Ömer Faruk Koçak da eğer bilim dünyası nitelikli bilgi üretip bu nitelikli bilgiyi nitelikli kararlar alabilmek için idarecilere ulaştırabilirse ve iş dünyasına bunu ulaştırabilirse orada kalkınma gerçekleşebilir. Bizim üniversitelerden beklentimiz hem ülkemizin hem de şehirlerimizin kalkınması için bu katkıyı vermesidir. En köklü üniversitelerimizden birisi olan Adnan Menderes Üniversitesi de kurulduğu günden bu yana şehrimize bu katkıyı vermeye devam ediyor diye konuştu. Eğer bilim dünyası nitelikli bilgi üretip bu nitelikli bilgiyi nitelikli karar almak üzere idarecilere ulaştırabilirse ve iş dünyasına bunu ulaştırabilirse orada kalkınma gerçekleşebilir. Bizim üniversitelerden beklentimiz hem ülkemizin hem de şehirlerimizin kalkınması için bu katkıyı vermesidir. En köklü üniversitelerimizden biri olan Adnan Menderes Üniversitesi de kurulduğu günden beri şehre bu katkısını vermeye devam ediyor. Özel kalemin neden olduğu yanlış anlaşılma ve bu nedenle Adü'nün açılışının bir hafta ertelenmesine değinerek konuşmasına başlayan Bakan Yılmaz, özel kalemime Aydın Üniversitesi'nin açılışına katılalım deyince ilk olarak Aydın'daki üniversite aklına gelmiş.
İstanbul Aydın Üniversitesi denildiği halde bile akla Aydın'daki üniversite geliyorsa, bu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin kat kat daha öne çıktığının göstergesidir şeklinde konuştu. Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye uçurumun kenarından döndü şeklindeki sözlerini anımsatan Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü. Allah göstermesin, uçurumdan düşseydik ülkeyi tek parça halinde tutabilmek imkansız olurdu. Kahraman bir milletin kanıyla, canıyla tanka, topa, tüfeğe, uçağa ve helikoptere karşı yazdığı bu şanlı destanın mutlaka gelecek nesillere aktarılması lazım. Bakan Yılmaz ilk derste Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı anlattı. ADÜ'nün 25. akademik yılı açılışında ilk dersi veren Bakan Yılmaz, gençlere Türkiye ekonomisinin 1990'lı yıllardan bugüne geldiği noktayı anlattı. Tabii Aydın Üniversitesi'nin açılışına katılmaya karar verdik ve bunu da özel kaleme Aydın Üniversitesi'nde bir gün tespit edin, katılalım. Aydın Üniversitesi deyince öncelikle herhalde Aydın'daki üniversite şeklinde anlatılmıştır. Oysa Aydın'daki üniversite söylenseydi Adnan Menderes Üniversitesi ile rektörümüzle görüşün, iki tane alternatif gün belirtin, o günlerden birisine mutlaka katılalım dedi. Dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi denildiği halde bile akla Aydın'daki üniversite geliyorsa, bu Aydın Üniversitesi'nin kat kat öne çıktığını. Alman Dışişleri Bakanı Türkiye uçurumun kenarından döndü diyor. Allah göstermesin, uçurumdan düşseydi tek parça halinde tutabilmek imkansız olurdu. Kahraman bir milletin kanıyla, canıyla, tanka, topa, tüfeğe, uçağa, helikoptere karşı yazdığı bu şanlı destanın mutlaka gelecek nesillere aktarılması lazım. Bu bizi bu topraklarda ilelebet, bağımsız ve hür yaşatacak iradedir. Bunun için de durmak yok. Gece gündüz çalışacağız. Daha çok çalışacağız ki bu ülkeyi daha çok güçlü yapalım. İstiyoruz ki ülkemiz güçlü, insanımız zengin ve mutlu olsun. Yoksul olan evde kavga bitmez. Yoksulluğu mutlaka bitirmemiz lazım. Yine cehaletin olduğu yerde kavga bitmez. Cehaleti de azaltmak lazım. Hocalarından istirhamı bütün kendi. Çünkü eğer bu bütçeyi çözemezsek iyi bir sağlık hizmeti veremeyiz. Eğer bu bütçeyi anlayamazsak iyi bir tarımsal desteği sağlayamayız. İnanın ki bunu siyasal bilgiler, siyasal bilimler, idari bilimler, her fakülte mutlaka bu bütçeyle ilgili bir çalışma yapsın 90'dan bu zamana. Dolayısıyla da hangi dönemde hizmetler arttı, hangi dönemde azaldı, işte özü de budur. Hangi dönemde Türkiye'deki mevcut iktidarlar aleyhine işte yurt dışından ve yurt içinden propagandalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. İşte bütün rakam buradadır. Gerçek mücadele ekonomik mücadeledir. Eğer ekonomide güçlü olursanız dış politikada da bağımsız olursunuz. Ama ekonomide eğer zayıf olursanız o zaman borç alan talimat alır derler ya. O zaman dış politikayı da bağımsız yürütebilmek mümkün değildir. Türkiye'deki bugün birçok rahatsızlığın sebebi işte bu faiz giderini azaltaraktan millete hizmet olarak döndürülmesi, IMF ile sözleşme yapılmayaraktan ekonomik alanda bağımsızlığın sağlanması ve buna bağlı olaraktan da dış politikada da bağımsız politika izlenmesinin nedenidir. Bir diğer nedeni 15 Temmuz. İşte demek ki Türkiye kendi içiyle uğraşsın, işte Suriye'de ve Irak'ta kendi istedikleri gibi biçimlendirme yapsın ve Türkiye'nin de geleceğini tehdit altına alsın. Ama bu millet ferasetiyle, basiretiyle, kendi iradesine, kendi evlatlarının geleceğine ve aydınlık Türkiye'ye sahip çıktı. Törenin sonunda ADÜ 25. yıl sergisi açılışını gerçekleştiren Bakan Yılmaz, sergide yer alan eserler hakkında Rektör Cavit Bircan'dan bilgiler aldı.